Onun hatırlatmasını yapayım. Çiftçi bir ailenin kızıyım. Babam üretim yapamıyor. Fiyatların yüksekliğinden dolayı. Ben İstanbul'da çalışıyorum fakat maaşım hesabımda bir saat kalıyor kalmıyor. Maaş yatıyor. Sonra rakam olarak görüyorum. O parayı diğer borçlarıma yansıtıyorum. Elimde avucumda bir şey kalmıyor diyor Leyla Hanım'ın gönderdiği mesaj. Nereden nereye bugün başlığımız. Şimdi o zaman bir kapanan işletmelere de bakalım. Nereden nereye geldik? Ne kadar işletmemiz kapandı, kepenk indirildi? Ne kadar işletme açıldı? Bunun verileri. Kasa boş. Kasada bir şey yok. Sütler 10 lira. Aralık'ta kapanan şirket sayıları yıllık bazda baktığımız zaman %145 oranında arttı. Açılan şirket sayıları da %4,5 oranında azaldı. Neden? Girdi maliyetleri ve ham madde fiyatlarındaki artış, yaşanan fiyat dalgalanmaları, ayakta kalmaya çalışan ancak başaramayan onlarca işletme kepenk kapattı. İşletme sermayelerinde ciddi bir açık oluştu ve bu da açılan ve kapanan şirket sayılarına olumsuz yansıdı. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel açıkladı son rakamları. Pandeminin başından bu yana kapanan işletme sayısı her geçen gün artıyor. Kapanmalarla büyük sıkıntı içine giren işletmeler tam toparlanmaya çalışırken döviz kurundaki dalgalanmalar ve ham madde fiyatlarındaki artışla yeniden darboğaza girdi. En çok da son 3 ayda kapanan işletme sayısında ciddi artış yaşandı. Başta enerji fiyatları olmak üzere enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artış, işletmelerin nihai ürün fiyatlarını belirlemede çok zorluk yaşıyoruz. Kapanan işletmelerin oranı yıllık bazda %145 oranında arttı. Açılan sayısı ise %4,5 oranında azaldı. Hala ayakta kalmaya çalışanlarsa artan maliyetlere direnmeye çalışıyor. Kısa ve orta vadede istihdam üzerinde olumsuz etkileri göreceğimiz bu gelişmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor.